Bence ayet okuyalım. Pekala ben bu teklife kayıtsız kalamadım. İlk 10 ayetini okuyacağım. Hicr suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim Bir kitaptır bu. Sana indirildi. Onunla uyarıda bulunasın diye ve inananlar için bir öğüt ve düşündürme olarak. O halde bundan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onun berisinden bir takım velilerin ardına düşmeyin. Bak onun berisinden. Allah'ı kabul ediyorlar bir de onunla beraber başka tanrıcıklar. Yunus Emre, Said Nursi, Mevlana, Şeyhler, din adamları. Siz ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Evrensel ayet hala böyle. Nice yurtları ve medeniyetleri yere batırdık biz. Öyle ki geceleyin yahut öğlen uykusu uyumakta oldukları bir sırada azabımız tepelerine iniverdi. Azabımız onlara gelip çattığında yaptıkları şu çığlığı yükseltmekten başka bir şey olmamıştır. Biz gerçekten zalimlerdik. Kur'an birçok yerde son pişmanlığın fayda etmeyeceğini söylüyor ya. Allah'ım sen koru ondan. Ve şey tövbenin de ölüm gelip çatmadan hemen önce tövbe edenin kabul olma kabul olmayacağını söylüyor başka bir yerde. İş işten geçmeden yapmak lazım. Biz size öğüt alabilecek bir insanın öğüt alabileceği kadar süre vermedik mi diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yemin olsun kendilerine elçi gönderilenleri muhakkak hesaba çekeceğiz. Gönderilen elçileri de mutlaka hesaba çekeceğiz. Bak elçileri de hesaba çekecek. Çünkü Muhammed'e şey demesini emrediyor bir yerde. Ben bana ne yapılacağını bilmiyorum diyor. Size de ne yapılacağını bilmiyorum. Hayattayken sınavları devam ediyor peygamberleri. Onlara bir ilmin tanık tanıklığında bütün serüveni mutlaka anlatacağız. Biz olup bitenlerden habersiz değildik. O gün iyi ve kötüyü ayıran ölçü haktır. İşte bak iyi kötü neye göre belirliyoruz. Pratik konuda uzlaşıyoruz ahlaki sezgi şu bu. İyi ve kötünün yegane ayırıcısı Furkan. Allah. Furkan demek kriter demek. iyi ile kötüyü ayıran demek. Kur'an'ın isimlerinden birisidir. O gün iyi ve kötüyü ayıran ölçü haktır. Artık kimin ölçülüp tartılacak şeyleri ağır basarsa kurtuluşa erenler onlar olacaktır. Nasip et Allah'ım. Yani ne, ne iyiler bembeyaz ne kötüler simsiyah. İyiliği kötülüğüne ağır basana cennet var. Ölçülüp tartılacak şeyleri hafif kalanlara gelince işte onlar ayetlerimize karşı zalimce davranışlar sergilemiş oldukları için kendi benliklerini hüsrana itmiş olacaklar. Yemin olsun sizi yeryüzüne yerleştirdik ve sizin için orada geçiminize yarayacak nimet ve imkanlara vücut verdik. Ne de az şükrediyorsunuz. Yani Allah'a şükretmek için o kadar sebebimiz var ki sahiden. Bir yerlerde diyor ki Allah'ın nimetlerini saymakla bitiremezsiniz. Çok şey var şok edecek. Normalleştirdiğimiz, sıradanlaştırdığımız o kadar çok şey var ki. Orada boşları duymazlar.